Sanırım doğrusu evin anahtarını içeride unutmuşum. Ben onu almaya geldim. Aslında sana bir şey vermek istiyordum. Ama fırsat bulamadım. Ve şimdi hayatında yeni bir sayfa açacaksın. Bu yüzden kendi adıma sana bir şey vermek istedim. Bu kız göklere uçmaya hazır. Senin gibi. Ve bu kız kurduğu hayalleri gerçekleştirmeye hazır. Senin gibi. Bu kız uçmaya hazır. Ama tek başına. Bu kız hayaller kuracak. Ama tek başına. Bu kız ne istiyor biliyor musun? Onunla uçacak. Onunla beraber olacak birini. Keşke onunla başka zaman tanışsaydım diyor. Keşke sevdiği kişiye, keşke beraber uçmak istediği kişiye ulaşacağı yol bu kadar karmaşık olmasaydı. Bu kız bütün gökyüzünü onun olsun istemiyor Kunal. O sadece küçük bir parçasını istiyor. Kendisini ve sevdiğini görebileceği bir yeri.
İşte bu böyle bir kız. Yani bugün... Hanımefendi, nasılsın? Neden öyle bakıyorsun? İlk defa evine geliyorum. Hoş geldin desene. Şöyle bir selam ver bana, hadi. Selam ver bana, buyur et, karşıla beni. Çok edepsiz oldun sen hanımefendi. Nandine, hadi ama kapıyı aç. Daha ne kadar kaçacaksın benden ha? Canım, açsana kapıyı.
Nandiri! Benden daha ne kadar kaçacaksın Nandiri? Artık nerede yaşadığını da biliyorum. Canım. Molly. Bunlar ne? Şşş. Soru sormak yok. Anı yaşa sadece. Bunu hayatta açtığımız yeni bir sayfa olarak düşün. O yüzden bütün dertlerini unut ve soru sorma. Bu geceyi yaşayalım. Hadi biraz eğlenelim. Sen beni ittin mi? Neler oluyor? Bak. Ben özür dilerim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Bana neler oluyor anlayamıyorum. Bugün ben çok gerginim. Kafam düzgün çalışmıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Üzgünüm. Özür dilerim. Ama Kunal, sen daha önce hiç böyle davranmamıştın. Bu kadar sert. Bak Molly, çok özür dilerim. Senin bu kadar uğraşarak bunları yapmana gerek yoktu. Bütün bunların benim üzerimde hiçbir etkisi yok. Ama Kunal, sen böyle şeylere bayılırdın. Ben de sen beğenirsin diye yaptım bunları. Ama sana ne oldu Kunal? Senin sorunun ne? Söyle. Ne? Senin sorunun ne mi? Neler yaşadığımdan senin haberin yok. Neyi beğendiğimi her zaman bilemezsin. Her şeyi bilemezsin değil mi? İnsan değişebilir de. Benim bir işim var, çıkıyorum. We'll be right back.
Racdip, yeni hayatımda beni mutlaka rahatsız edecektir. Bu meseleden Kunal'a bahsetmem gerek. Molly'ye karşı o kadar kaba davranmamalıydım. Kendimi toparlamam gerek. Molly'ye yanlış yapıyorum. Molly'nin mutluluğunu elinden alamam. Molly konusunda bir şeyler düşünmeliyim. Hayır. Daha ne kadar her başım sıkıştığında Kunal'la Molly'nin yanına gideceğim. Çözüm yolunu kendim bulmam gerek. Kendi sorunlarımla kendim yüzleşmem gerek. Bundan sonra da bunu yapacağım. Kunal'ı bu meseleye karıştırmayacağım. Duygularımı nasıl kontrol edeceğimi öğrenmem gerekiyor artık. Kendi başımın çaresine bakacağım. Molly, sen neden geldin? Ben kalkardım, gelirdim. Hala iki kaşık mı atıyorsun? Yoksa onu da mı bilmiyorum? Üzgünüm Molly. Benim kafam karışıktı. Yorgundum da çok özür dilerim. Her şey yolunda mı? Evet, yolunda. İnan bana. İnanıyorum. Hadi Piramila. Düdükle ötmeye başlamış. Daha ne kadar ötecek? Dikkat et lütfen. Peki Bayan Molly. Ayrıca büyük annemin yemeği hazır mı? Hem Piramila baksana. Anneme yumurta haşlama lütfen. Poha yap ona. Hı-hı. Poha yapacaksın. Kunal'la ben de ondan yeriz. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Kunal. Şu punlu adam seni neden mail listesinden çıkarmıyor anlamadım. Yine bir konferans için davetiye göndermişler. Halbuki sen 3 yıldır kabul etmiyorsun bile. Peki, nazik bir maille cevap vererek hayır diyeceğim. Bütün gelen kutun şu gereksiz maillerle dolmuş. Tarihler ne? Hı? Bundaki konferansın tarihleri. Yarın. Tamam. Peki o zaman gideyim, bu sefer hayır demeyeyim. Yani kabul mü edeyim? O zaman yarın Pune'a gidiyorsun. Neden böyle aniden karar değiştirdin? Ama Kunal, vakit kaybı oluyor diye kendin söylemiştin. Sen orayı hiç sevmezsin ki. Evet, eğer ikimiz de müsait olsaydık arabayla giderdik. Ama tek başına gitmen... Sen hep gitmemi söylerdin ya, insanlarla tanış derdin. İşte bu sefer gideyim. Zaten en kötü ne olabilir ki? Tabii ki. Kötü bir şey olacağından değil. Hem eğer gitmek istiyorsan o zaman tabii ki gitmen gerekir. Eğer konferans yarınsa bugün yola çıkmalısın. Bu en iyisi olurdu. Ağzında ne geveliyorsun ha? Yüksek sesle söyle, duyamadım. Büyük anne diyordum ki ben gidip valizimi hazırladım. Dur. Sen neden hazırlıyorsun? Ben hazırlarım. Hayır Molly, sen zaten çok yoğunsun. Ben hallederim, merak etme. Eğer yardıma ihtiyacım olursa seni çağırırım, tamam mı? Şu anda gitmem çok daha iyi. Bu meseleyi kontrol altına alana kadar burada olmamalıyım.
Hem herkesi üzerim hem kafam karışır. Biraz uzaklaşmak iyi gelecektir. Herkesten uzaklaşmak. Molly sen... Merhaba. Evet, ben tek başıma geldim. Bugün klinikten izin almıştım da... Kunal'ın Puna getirmesi gerekti maalesef. Böyle aniden... Evet. Öyle oldu. Aslında... Bu sabah Kunal'a Pun'dan bir konferans için davetiye geldi. O da gitmeye karar verdi. Bugün yola çıktı. Neden bilmiyorum ama içimden bir ses Kunal Pun'a gitmemiş, benden uzağa gitmiş diyor. Belki de kocamın zamanı varken onunla hiç ilgilenmemişimdir. Şu anda evde tuhaf bir mesafe var. Neyse, artık kararımı verdim. Bütün zamanımı ona ayıracağım. Kunal ilk önceliğim olacak Nandi. Bunca gündür birlikteliğimizi özlemiş. Artık ondan uzak kalamam. Biliyor musun Nandi? Aslında hata benim. Kunal'ı ben kendimden uzaklaştırdım. Şimdi onu geri döndürmek de benim sorumluluğum değil mi? Kocamı mutlaka geri alacağım. Onu o kadar çok seveceğim ki göreceksin. Kunal beni yine eskiden olduğu gibi sevecek. Biliyor musun Nandi, üniversitede Kunal öyle şeyler yapardı ki o kadar... Bütün bunları sonra anlatırsın. Önce söylesene, çay mı içersin, kahve mi? Ben sana şerbet getireyim. Dur Nandi, şu an sadece Kunal'ı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Lütfen yanımda otur sadece. Kunal'ı arayayım ben. Görüntülü arayayım. Sen de konuşursun. Evet Molly. Merhaba canım. Neredesin? Şu an yoldayım. Sen neredesin? Tahmin et. Klinik mi? Evet. Ama benim insanları tedavi ettiğim klinik değil. Çünkü burada tedavi olan aslında benim. Neresi? Hala anlamadın mı? Bak hadi. Gördün mü şimdi? Peki canım, dikkatli kullan lütfen, tamam mı? Seni çok özlüyorum hayatım. Seni seviyorum. Kunal. Seni seviyorum. Tamam, dikkatli kullan, olur mu? Hoşça kal.
Şükürler olsun Nandi. Her şey yolunda. Ben de nedense kötü kötü bir sürü şey düşünüyorum. Etkini gördün mü? Senin yanına geldim, her şey düzeldi. Şimdi çay içebiliriz. Acil vaka. Benim hastaneye gitmem lazım. Tamam, çay sözün olsun bana. Teşekkür ederim canım. Sonra görüşürüz. Seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.